Ebru Hanım, senin kaçıncı evliliğin? Benim ikinci evliliğim. Senin ikinci evliliğin. İlk evliliğin resmi bir evlilik miydi? Evet, resmi evlilikti. Tamam. Ebru Hanım'la siz resmi olarak evli Resmi miydiniz? evliyiz. Ebru Hanım ikinci evliliği. Benim ikinci evliliğim. Evet, Ebru Hanım'ın. Demin mi söyledin? Sayayım. Müsaade Sayalım. edin ben sayayım. Say tabii, sayıyoruz. Bir, Kazım Ay. Kazım Ay ilk kocası. İlk eşinden iki tane çocuğu var zaten. Hatta onları da kaçırmış şu anda. Onlar da yanında. Tamam. Ebru'nun yanındaymış, kaçırmış. İkincisi sensin, Hakan Yörük. Yok. Aa, pardon. İkincisi Savaş Cingöz. Savaş Benim Cingöz. bildiklerim. Tamam. Resmi mi? Gayri resmi. İmam nikahıyla. Dini nikah. Peki. Üçüncü. Üçüncüsü Bülent Ersoy. Annesi bunu 40 billar senet karşılığında Bildiğimiz satmış. Bülent Ersoy değil, isim İsim benzerliği. benzerliği. Evet. 40 milyar senet karşılığında satmış. Hatta bunu ispatlayabilirim. 2018 bu dosyada Halan mı seni, yani senin dediğin halan Bülent Ersoy'a satmış yani. evet. Aa, Ve bu bu önemli bir iddia. Evru Yörük bunu Konya Cumhuriyet Başsavcılığında kamera karşısında alenen Halanın ifşa adı ediyor, ne? anlatıyor. Halanın adı ne? Ayşe Derin. Ayşe Derin. Ayşe Evet. Derin öz ve öz kızını, öz halan senin, Evet. Bülent Ersoy'a Evet. para karşılığı Evet 40 veriyor. veriyor. Ondan O da mı sonra dini nikah? dini nikah. Üç etti. Üç. Ondan sonra arada bir kişi var, onu ben tanımıyorum. Dördüncü kişiyi tanımıyoruz. O da dini nikah mı? Dini nikah. Ne kadar yaşıyor bunlarla? Ne kadar sürüyor Üç evlilikte? beş ay, üç beş ay. Üç beş ay. Peki. Ondan sonra Beşinci kocasısın sen. ben resmi nikahlı, evet, Resmi beşinci. nikahlı, evet. Ondan sonra benden sonra kaçıyor. Senden kaçıyor, şimdi de altıncı, Bir ha. altıncı da değil, bir saniye. Aa, öyle mi? Pardon. Benden kaçıyor, Karamanlı birine kaçıyor. Kime kaçtığını bilmiyorum. Senden Karamanlı birinin yanına gidiyor. Evet. Karamanlı biri. Çünkü Karaman Merkez Karakolu'nda kendisinin ifade veriyor. Ben kayıp başvurusunda Yani bulunuyorum. seni Karamanlı biri için terk ediyor. Evet. Oradan da o şahsı da terk ediyor. İlk eşinin yanına gidiyor. İlk eşi bağlanırsa Kazım Ay zaten her şey genellikle Yani biliyor zaten. Karamanlı birinin yanından ilk kocasının yanına gidiyor. Ondan sonra şimdi de bu Yasin Gedik diye bir adamın yanındaymış. Beni de bu Yani kişiyi de... yedi. Ya ay Sekiz yedi. oldu. Yedi Yedi yedi. yedi. Bir eşine geri döndü onu da sayarsak. Evet öyle düşünürsek evet. Şimdi Onu da bana Yasin Gedik'i de Kazım Ay söyledi. Bundan bir hafta öncesi. Ben Yasin Bey'i de ekranda görüyorsunuz. Yasin Bey bu mu? Yasin Bu Gedik. buymuş. Ne iş yapar? Sen ne iş Bu yapıyorsun? ben hurdacıyım. Hurdacısın. Yasin ne iş yapıyor? Vallahi bu besici miymiş, çoban mıyım şöyle bir şey. Bunu da Kazım Ay söyledi. Bana bu fotoğrafı veren de Kazım Ay. Şimdi senin bu arada Kazım Bey'den iki tane çocuğu var. Evet. Senden bir Bir tane tane. çocuğu var. 3 yaşında bir kızım var. Evet. Miraç Su. Evet 3 doğru. yaşında kızım var. Ben şunu anlamıyorum. Şimdi Bebeğimle 27 gün kaç önce tane? dur bak 27 gün önce evi terk ediyor ya. 27 gün değil, bir sene. Yanlışınız var. 2020, 6. ayın Yani öyle birinde mi? evi terk ediyor. Aha. Özür Tam bir dilerim. yıl Bilgi oluyor. notu bana 2021 yanlış geldi. olarak Özür zaten. diliyorum ekibim adına da. Bir yıl önce. Evet. Bir yıl önce seni terk ediyor. O sırada Konya Karamanlı birini mi buluyor? Seninle beraberken onunla beraber miymiş acaba Karamanlı biriyle? Vallahi evi terk edip gidiyor, o şahsa kaçıyor. Hayır da kaçıyor da onunla beraber yani seninle evliyken mi bu ilişki başlıyor? Evet, Onu merak ettim evet. yani. Benle Seni birlikte işte. aldatıyor yani. Beni aldatıyor tabii. Alenen hatta bu sizin şeyinize verdim, ben bunu mahkemeye de sundum ama delil olarak kabul olmadı. Ses kaydı var. Ses Bana kaydını tabii biz de itiraf yani bana onlar itiraf tabii. ettiğine dair bunu Size yok. itiraf mı etti? Evet. Ses kaydını dinleyebilirsiniz. Ben Yok biz verdim. ona RTÜK Ha. kuralları gereği veremiyoruz. Yok Keşke ya, dinlesek yayına de değil, veremiyoruz. dinleyebilirsiniz yani. Alenen beni nasıl aldattığını bütün her şeyi Hakan detaylı Bey bir şekilde çözümünü yapıp anlatıyor. belki bize yazılı bir şekilde verir. Sen Siz azından bir çözümü yapıp bir anlamamız. şey yaparsın. Onu bir Evet. hallederiz. Tamam. Bu arada siz Ebru Hanım sizin yani siz bir evlilik yapmışsınız. Tekrar halanızın kızıyla Ebru Hanım'la bu kadar çok birliktelik yaşamış. Neden bir arada olma ihtiyacı? Yani niçin evlendiniz? Kim vesile oldu? Halamın kızıydı. Bu Bülent Ersoy'a annesi satmış. Orada bir mevzular olmuş. Bunu dövmüş gelmiş. O esnada evdelerdi. Ben de işte cezaevinden yeni çıkmıştım o zamanlar. KC yazalım. Karımı Bülent Ersoy'a sattı. Tamam. Halam yani kendi ağzından ifadesinden yazalım. Tamam devam edelim. Ondan sonra işte ben cezaevinden çıktıydım. Eşimden ayrıldıydım. Yani ben de bir boşluktaydım. Bunu da işte o zaman halam ona satmış. 40 bin Siz bunu senet karşılığı. öğrendiniz. Siz kendi yani kuzeninizin işte bu Bülent Ersoy'a halanız tarafından satıldığını Evet, öğrendiniz. aynen öyle, aynen öyle. Evet, Ondan tepki sonra göstermediniz mi? ya tepki gösterdim ben ama ben evlendikten sonra öğreniyorum bunu.